Peki şimdi son konumuzda vergi kaçıranlarla ilgili, bunlara uygulanacak cezalarla ilgili bir konumuz var. Şimdi ee, burası tabii cezadan ziyade biliyorsun mart ayı vergi ayıdır. Mart evet. ayında kira gelir beyannamesi vermek gerekiyor. Yani aslında gelir beyan, gelir elde edenler ücret geliri olabilir, kira geliri olabilir. Bunlar beyanname veriyorlar. Yani ben 2024'ün martında verilen beyanname de şunu söylüyorsun: 2023 yılında şu kadar e, kira geliri elde ettim, şu kadar ücret geliri elde ettim. Evet. Mart'ın sonuna kadar bu beyannameyi verirseniz hı hı. hem istisna indiriminden faydalanıyorsunuz hem de e, orada e, giderleri düşme imkanınız oluyor. Ama bu beyannameyi vermezseniz bu sefer hem istisnadan yaralanamıyorsunuz hem de vergi cezası geliyor. Şimdi onun is, e, istatistiklerini açıkladı Maliye Bakanlığı. Evet. Konut kira gelirini beyan etmeyen 362 bin mükellef var. Evet. İş yeri kirasını beyan etmeyenler de 15 bin değer artış kazancını beyan etmeyen yani 5 yıl içinde bir ev almışsa yani 5 yıldan önce ise aldığı ev orada bir değer kazancı oluşuyor. Onun da beyan etmek gerekiyor. Orada da 32 bin mükellef var. Ücret gelirlerini göstermeyen de 13.100 mükellef var. Şimdi bu mükelleflere yani e, beyanname vermeyen bu e, vatandaşlara bir çağrıda bulundu aslında Maliye Bakanlığı hı hı. ve dedi ki Gelin bir pişmanlık imkanı var, yeniden beyanname verin, o süreyi kaçırmamış gibi işlem yapalım bizde. Peki bunları nasıl buluyorlar ona da bir bakalım. Çünkü banka hareketlerine bakıyor, yani sizin hesabınıza her ay bir para yatmış, belli bir para. Evet, orada şey önemli mi? Konut kirası veya bireysel ödeme? E işte eğer zaten konut kirası demişse kiracı evet. oradan buluyor seni. Evet. Dememişse bile düzenli ödeme noktasında ödeyen kişiye soruluyor yani e, nerede evet. niçin ödüyorsun diye. Ben de kiracıyım dediği zaman sizin beyanname vermeniz evet. gerekiyor. Konu sıcak içerisi de çok sıcak. Evet baya sıcak. <laughs> ben de terliyorum. <laughs> şimdi e, sigorta şirketlerinden ücret gelirlerini evet. elde ediyorsun. Tapu ve nüfus idaresinden yine ev sahibi olup olmadığın orada oturup oturmadığın ortaya çıkıyor. Yani şimdi evin var. Orada da oturmuyorsun başka bir adreste görünüyorsun. Hı hı. Peki evin ne durumda? Kira adamı hemen o bulunuyor. Zaten ziyaretler de oluyor. Evet. SGK prim hizmet beyannamesinden de ücret gelirleri elde ediliyor. Yani maliyenin bu imkanları var. O yüzden hani hele bu dijitalleşen çağda eee burada kaçmamak lazımdı. Şimdi bu pişmanlıktan yararlanabilirsiniz. E, uyarı yazısı gel gelirse evet. size artık geçmiş olur. Uyarı yazısı gelmeden şu anda beyanname verebilirsiniz. Hı hı. vergi dairesine gidip de verebilirsiniz ya da hazır beyan e, sistem var oradan verebilirsiniz. E, ceza istenmeden sadece verginizi ödemiş olursunuz. Evet.